Ergün Diler, Saflar Net. Önceki akşam çok yakın dostlarımla iftarda buluştuk. Sohbet geç saatlere kadar uzadı. Haliyle seçimleri, İstanbul'u, sınırlarımızın aşağısını konuştuk. Orta Doğu'nun alacağı son şekil ne olabilir diye tartıştık. Her iki dostumun da duymadığı bilmediği yoktu. Bu yönlerine bayılırdım. Ancak yetmezdi. Bir bütün olarak sistem dahilinde bakıp anlamak, analiz etmek ve karşıdakilerin niyetlerini çözmek durumundaydık. Ben farklı düşünüyordum. Küresel çapta hiçbir olayın kendiliğinden olamayacağını bildiğim için taraflara, kurguya ve son tahlilde kazanana odaklanıyordum. Kürt kartı da böyleydi. Tanımında da reçetesinde de sorun vardı. Öncelikle Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğuna inandığım için korkuyla, kompleksle bakmıyordum olaylara. Küresel güçlerin bunu bizden daha iyi bildiğini ise genç yaşlarımda öğrenmiştim. İstanbul elbette önemliydi. Kimin kazanacağı son derece başka anlamlar da içermekteydi. Biliyordum. Seçimin hemen öncesinde Kürt siyasetçiler ön almaya başladı. Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama gelmezken öne çıkan isim Leyla Zana oldu. Çözüm sürecinin buzdolabından çıkması gerektiğini, geçtiğimiz ay söyleyen Zana, uzun süre kenarda duran, tavrını göstermeyen isimdi. Şimdi ise meydanlarda, Kürtlere, oylarınızı adaylarımıza verin ki, iktidar ile konuşma zemini yakalayabilelim, diyordu. Kendi açısından haklıydı. Gelin isterseniz buradan gidelim, açalım. Zana 1991'de vekil seçildi. Bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği adına ediyorum, cümlesiyle meclisi karıştırdı. 2 Mart 1994'te ABD'de yaptığı konuşma nedeniyle Orhan Doğan Hatip Dicle Ahmet Türk Sırrı Sakık ve Mahmut Alınak ile birlikte dokunulmazlığı kaldırıldı. 17 Mart'ta tutuklandı. 15 yıl ceza aldı. Amerika Birleşik Devletleri, iki kez Irak'ı vurdu, asker yolladı. Bölgenin altını üstüne getirdi. Dengeler sarsıldı. Liderler değişti, güç dengeleri farklı kulvarlara taşındı. ABD ile yürüyen sadece Kürtler kaldı. İstenen de buydu. Ancak ABD dışında diğer Kürt kartına sarılanlar da vardı. Avrupa'da devredeydi. Hatta İran ve Rusya'da. Ancak PKK sahne alınca konunun anlaşılması, konuşulması zorlaştı. Güvenlik çerçevesinden işi çözmek isteyenler öne çıktı. Eksik olan buydu. 1950'lerden günümüze bakın. Kürtler sosyolojik olarak vardı ancak siyaseten yoktu. Küresel mücadeleyi bölgede Kürtler üzerinden verenler bu gidişatı bir şekilde değiştirdi. Sorunlu bölge olarak karşımıza çıkan coğrafyaya ekonomik olarak bakılmıyordu. Bölge ülkenin geri kalanıyla bir bütünleşme halini yansıtmıyordu. Sınır ötesiyle kurdukları ticari ilişkilerle kayıt dışı ekonomik ritim tutturmuşlardı. Son sözü feodalite söylüyordu. Bölge sosyal ve ekonomik olarak dışarıda tutulmuş olsa da bölgenin karar vericileri her daim Ankara ile bütünleşme hali sergiliyorlardı. Kültürel açıdan da ekonomik açıdan da İstanbul ile aynı ritmi yakalamada başarılıydılar. Kültür tartışması hiç bitmiyordu. Bölge insanının Kürtçe konuşması ya da Türkçe öğrenmesi üzerinden koca koca adamlar TV'lere çıkıyor konuşuyorlardı. Akıllarınca sorunları çözüyorlardı. Oysa yanlıştı. Piyasa şartları bölgeye inmedikçe üretim, rekabet, eğitim temposu değişmedikçe dil de değişmez ve gelişmezdi. Ekonomik canlılık dil iyi de beraberinde getirirdi zaten. Haritayı alın, önünüze bakın. Ülkelerin üzerinden geçin. Komşularına, ilişkilerine, aynı orijinden olanların savrulmalarını inceleyin. İnsanları bir arada tutan şey kültür ve soy benzerliği değildir. Aynı çatı altında güven ve refah içinde olmalarıdır. ABD böyledir, anlamıyorduk. Devam, bölgenin ekonomik yazılımının değişmesi şarttı. Bu ağlık da devlet eliyle meydana getirilen zenginleri de frenleyeceği gibi bölge insanının, zenginlikten pay alır hale getirilip ülkeye bağlılığını artırırdı. Vatandaş olarak kendi kimliğiyle öne çıkar, çatışma alanları silinip giderdi. Rahmetli Özal Adnan Kahveci de bunu istiyordu. Ekonomik veriler yükselirse sonucun değişeceğini biliyordu. Bölgeye yönelik bir politika oluşturulmadı ve olay sadece terör olayı gibi görüldü. Sorunun çözümü askerlere bırakıldı. Haliyle çok zaman kaybedildi. Hem olayı terörden ibaret görüyor hem de küresel çatışmanın sınırlarımızın hemen yanı başında olduğunu ıskalıyorduk. ABD bölgeden ne istiyor? Irak neden geldi? diye sormuyorduk bile. PKK elebaşının neden Kuzey Irak'ta bulunmadığını da sorgulamıyorduk. En son durağı neden Suriye'di, ilgilenmiyorduk. Bölgede istenen büyük plan neydi kafa yormuyorduk. AK Parti'ye kadar kabul edelim ki Ankara sadece bölgenin ileri gelenlerine ve PKK'nın tavırlarına bakıyordu. Siyaset burada şekilleniyordu. Bölgenin insanı hesapta yoktu. Doğru mu? Kesinlikle. İstanbul seçimlerinden 24 saat önce bile Demirtaş'ı konuşturmayan, Leyla Zana'yı öne çıkaran, dem CHP ile yakınlığına karar veren bir odakı görmek zor değildi. Kürt meselesi asla ve kata sadece Türkiye'nin sorunu değildi. Orta Doğu'yu şekillendirmek için sahada olan kendi aralarında mücadele eden büyük güçler bu sorunun tam da merkezindeydi. Hatta onların kendi aralarındaki mücadeleye bilmeden katıldığımızda oluyordu. Sorunun bize bakan ile onlara bakan tarafını karıştırıyorduk. Son günlerde öne çıkan Leyla Zana ve arkadaşları tutuklandığında hemen hemen herkes PKK'nın içeri atıldığını ileri sürüyordu. Bu yapılanın PKK'ya darbe olduğunu söyleyenler vardı. Oysa bölgedeki büyük güç ABD Zana ve arkadaşlarını tasfiye ediyordu. Anlamıyorduk. Leyla Zana ve arkadaşlarını Avrupa'ya yakın bulan ABD elinin altındaki enstrümanlarla bunu sağlıyordu. Dün geçerli olan şablon bugün de tedavüldeydi. Bölgedeki sorunun çözümü için Avrupa başka, ABD başka bir tutum içindeydi. Leyla Zana da bence çözümün Avrupa'ya bakan tarafının önde olması için sahadaydı. Demirtaş'ın hem kendisi hem eşi üzerinden frenlenmesi, Kandil'in son sözü söylemesi, mazlum Abdi'nin görülmemesi, hepsi ABD ile EB arasındaki mücadelenin mevzileriydi. Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa arzusu öyle ya da böyle İstanbul'un sonuçlarıyla yakından ilgiliydi. Sonuçlar anayasayı, anayasa bölgeyi, bölgede Türkiye'nin rotasını belirleyecekti. Seçim sadece İstanbul'un hangi partide kalacağını göstermeyecekti yani. Ötesi vardı.